Nefis Yemek Tariflerinden herkese merhaba. Bugün sizlerle oldukça pratik bir sebzeli omlet tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu lezzetli tarife hemen başlayalım. Öncelikle güzelce yıkadığımız 1 adet yeşil ve 1 adet kırmızı biberi çekirdeklerini çıkardıktan sonra ince ince doğrayalım. Ben 2 adet biber kullandım. Biberin boyutuna göre dilerseniz yarım biber de kullanabilirsiniz. Daha sonra 5 veya 6 tane mantarın saplarını çıkarıp kabuklarını güzelce soyalım. Mantar yapısı gereği suyu sünger gibi emdiği için mantarların çok fazla yıkanması tavsiye edilmez. Kabuklarını soyduktan sonra çok içinize sinmezse hızlıca sudan geçirebilir, üzerine bir kağıt havluyla kurulayabilirsiniz. Ardından mantarlarımızı ince dilimler halinde doğrayalım. Daha sonra kabuğunu soyduğumuz 1 adet domatesi de küp küp doğrayalım. Bu sırada bir kaseye veya karıştırma kabına 2 adet yumurta ve yarım çay kaşığı tuzu alarak güzelce çırpalım. Daha sonra sebzelerimizi sotelemek için tavaya 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Doğradığımız yeşil ve kırmızı biberleri ilave ettikten sonra biberler diriliğini kaybedinceye kadar soteleyelim. Seviyorsanız bu aşamada piyazlık doğranmış yarım soğanı da ilave edebilirsiniz. Soğan da omlete çok yakışacaktır. Sotelenen biberlerden sonra ince ince doğradığımız mantarları da ekleyerek sotelemeye devam edelim. Sürekli karıştırırsanız hızlıca suyunu çekerek kavrulacaktır. Biberler ve mantarlar piştikten sonra üzerine doğradığımız domatesi ekleyerek şöyle bir karıştıralım. Eğer mevsimi değilse domates yerine bir tatlı kaşığı kadar domates salçasını tercih edebilirsiniz. Üzerlerine yarım çay kaşığı kadar da tuzu ekleyerek sebzeleri karıştırmaya devam edelim. Tuzu sebzeler piştikten sonra eklemek yine sebzelerin suyunu salmasını engelleyecektir. Ayrıca bu tarife yakışacağını düşündüğünüz farklı baharatlar varsa onları da ilave edebilirsiniz. Güzelce pişen sebzelerimizi bir kaseye veya tabağa aktaralım. Daha sonra tavayı tekrar ocağa alarak bir tatlı kaşığı kadar tereyağını ilave ederek eritelim. Ardından eriyen tereyağının üzerine çırptığımız 2 adet yumurtayı ilave edelim. Yumurtaların eşit miktarda yayılması için tavayı şöyle bir sağa sola çevirebilirsiniz. Neredeyse pişmek üzere olan yumurtaların üzerine sotelediğimiz sebzeleri ilave edelim. Yumurtanın yaklaşık yarısına sebzeleri yayalım. Daha sonra rendelediğimiz yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar kaşar peyniri de üzerlerine ekleyerek pişirmeye devam edelim. Omletin bir yüzünü diğerinin üzerine dikkatli bir şekilde kapatalım. Kısık ateşte kaşar peyniri eriyinceye kadar yaklaşık 1 dakika daha ocakta tutabiliriz. Sonrasında tamamen pişen sebzeli omletimiz servise hazır. Kahvaltı sofralarınıza çok yakışacağını düşündüğüm bu hem çok lezzetli hem de doyurucu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese afiyet olsun. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.